Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran yine tarihe ışık tutan bir okulun önünde röportaj yapacağız. Yıllarca burası ilköğretim okulu olarak kullanıldı. Evet. Muhtarım da burada okudu. Doğru mu efendim? Okudum. Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir mahalle oldu. Evet. Yusuf Uşağı Mahallesi Evren ilçesinde. Doğru mu efendim? Evet. Evren ilçesine bağlı. Orada da görüyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Uşağı Köyü. Evet. İlkokulu. Burası atıl durumda bırakılmış. Evet. Bakın onların hiç yapılmamış yıllardır. Yapılmamış, evet. Aslında bu önceki muhtarların da bir hatası, doğru mu efendim? Evet. Eğer buranın bakım onarımı yapılıp burası halkın kullanıma bir sosyal alan olarak düzenlenseydi iyi olurdu. Yani. Her yıl burada da bir şenlik düzenlenseydi, doğru mu efendim? Evet. Evet. Burası böyle atıl durumda, virana bir bina olmazdı arkadaşlar. Çok eski taş bina, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış büyük ihtimalle arkadaşlar. Ama üzülüyoruz. Buranın mutlaka tadilatının yapılmasını istiyoruz. Evet. Müracaat ettin muhtarım. Evet. Müracaat ettin mi resmi olarak? Resmi olarak etmedim yani. Etmedim. Evet. Evet. Ben burada muhtarımın sesini öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sesleniyorum. Bu tarihimize sahip çıkalım. Okulun restorasyonu yapılarak mahalle halkının sakinlerinin kullanılmasına bir sosyal hizmet binası değil mi efendim? Evet. Olarak sunulmasını istiyoruz. Evet. Muhtarıma da bu duyarlı hareketinden dolayı araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyorum. Ben de arkadaşlar bu okulların korunup yaşatılmasını istiyorum. Buralarda bizim anılarımız var. Dedelerimizin, çocuklarımızın. Doğru mu efendim? Evet. Anıları var. Evet. Yani bu bina böyle atıl durumda bırakılmamalı evet. diyoruz. Tarihimize sahip çıkalım diyoruz. Muhtarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz.